E, ya yani Bursa'da böyle bir şey var muhtemelen ki yani kuşlarla ilgili çok önemli şey var. Abi ben kuşbazım. Kuşbaz mı denir ona? Evet beni komşu bizi beni şikayet etmişti Bursa'dayken yani. Hmm, o da çocukluktan bir gerçek miydi? Tabii bir şey. ben yani ben obsesif derecede eski bir kanaryacıyım. O da olsun yok Şahin olsun yok Malta da olsun roller de olsun bilmem ne de olsun falan. Ben o şeye neyini... Ne demek bu yani bu... Türleri. Ha. Kanarya sadece sarı bir kanarya değildir hani o, o Malta kanaryası. Ee, onun türleri var. Norwich var mesela filmdeki bir parizyan kanaryası Zeki Paşa. Diğeri <laughs> Zeki Paşa. E, diğeri şey e, Alman derler Glosswart. Yani onlar ben baya böyle pul koleksiyonu gibi hayvan besledim yani yıllarca. Özür dilerim. Şu anda da evde bir tane kuşum var yani 8-9 yıldır aynı kuşa bakıyorum. Söylediğin bütün çok güzel kuş bak. Ben sana söyleyeyim mi en güzeli var evde. Bir tane var of. Gelişleri mi göreceksin? Çivi çak çivi çak çivi çak çivi çak çivi çak. Çay, ya, bir başlıyor sabah. Oğlum ötme. Burr. Oğlum yapma kafam gibi. <laughs> aklıma ben. Ya bak bir hatıra geldi aklıma anlatayım mı bilmiyorum. Lütfen lütfen. Kuş çoluğumu kanıtlayacak bir hatıra. Gerçi bir kere televizyonda anlatmıştım da sana mı anlattım bilmiyorum. Bu Perşembe pazarının orada ötücü kuşlar şeyi kurulurdu. Çarşısı kurulurdu pazar günleri. Hmm. Kafesini alan orada yasak kuşlar da var sakalar, floryalar hiç tasvip etmiyorum. Bu arada doğa kuşlarına evde bakmayın. Ben de Avrupa yakasında oynuyorum. Sokakta yürüyemez haldeyim volkan volkan falan. Ben o pazara giderdim. Böyle saka almak için isketi. Sonra yemin ettim 2007'de o zamandan beri doğa kuşu bakmıyorum. Neyse tam böyle ben şey yaparken bir insanlar koşturmaya başladı falan. Ne oluyor baktım ATV kameralarını gördüm. Orman Bakanlığı zabıta. şeyi kameralarla falan pazarı basıyorlar. Hmm. Çünkü Orman mı şey orman müdürlüğü basıyor mesela o şeyi alıyor kafesleri açıyor azat ediyor kuşları. Yasak bir şey. Ya ben de <laughs> ATV'de Avrupa yakasında oynuyorum. Yani elimde şu kese kağıdında civciv gibi kuşlar sağa gidiyorum, sola gidiyorum boğa gibiyim. Yani o zaman 140 kilo falanım. Hani beni hemen görecekler. Aganın biri yapıştı koluma. "Ada abi gel benimle" dedi falan. Bir gittik. Bir tane büyük bir jip. Jipin kapısı açıldı. Böyle yaptı. "Arabaya bin" dedi adam. Bir baktım ufacıkta bir adam meşhur jockey Süleyman aktı. Aa, bin arabaya çabuk falan. Hmm, film gibi biz kalktık oradan. Böyle yaptı. Bir daha seni orada görmeyeceğim. Kuş ihtiyacını ben karşılarım dedi. <gülüyor> <gülüyor> Vay ya. Film gibi. Vay. Yani sonra gittik şey, hipodromun orada bir kuşhanesine gittik. Bak burası çok acayip. Bir girdim içeri bin tane kuş var. Bin tane Florya var. Bin tane Saka var. Dedim Süleyman abi niye bu kadar var? Niye bu kadar? İstediğini seç diyor bana. Biz bunları dedi tek tek dinliyoruz dedi. Dedim neden tek tek dinliyorsunuz? Bak işte o laf belki bu filme de girmiş olabilir. Biz dedi Zeki Müren'i arıyoruz dedi. Yani onların da çok orijinalleri var. Yani yetenek bitmiyor hayvanda. Hani bir at bulursun dersin ki 10 yıl boyunca şampiyon oldu öyle bir kan. Kuşta da öyle kanlar var. Bu filmdeki kuş hikayeleri gerçek yani. Ben sana bir başka kuş hikayesi şimdi hatırlatacağım. Buyur. O da, dükkanda oturuyoruz. Uh -huh. Bir zabıta geldi. Eski zabıta. <laughs> Hatırladın mı? Evet Necmi abi. <laughs> Necmi, sevgili seyirciler. Necmi abi <laughs> bir tane muhabbet kuşu hediye ettim ben. <laughs> Necmi abi burada anlatılır mı ya bu anlat, iş? Anlatırız. Anlatır, i̇stediğin şey gibi anlat. Sonunda da istediğin Necmi gibi anlat. Necmi abi de biraz böyle içki de kendisi de sever. Baktım böyle çakır biz de candaşla oturuyoruz. Ya dedi baktım ben ya falan filan. Ne oldu Necmi abi? Ya dedi bu dedi kuş dedi deli ya dedi salıyorum ben bunu evde dedi köpek var dedi ganiş var bir tane dedi biliyorsun dedi onun dedi tam ensesine konuyor dedi saçlarını yoluyor hayvanın dedi abi dedim yapma öyle şeyler dedim. Kanış Yani köpek bu bir anda dedim kapar kuş dedim. O da dedi ağzıyla etsin dedi. Yarım şişesini o içiyor benim rakını dedi. <laughs> ya kuşu <laughs> alıştırmış böyle bir şey oluyor dedim. Kuş hapşırıyormuş sürekli <laughs> falan. Ve kafayı bulunca da köpeğin saçlarını yoluyormuş. Yani çok absürt bir hikaye. Şimdi bunu yazsan derler ki yani bu filmde ne kadar absürt saçma sapan bir şey e, uydurmuş derler. Bunu bize anlattı. Tabii biraz yani egzajere ediyor. Onu. Biraz biraz meddahlık yapıyor ama içmesin. Ha, içmesin o zaman ya dedi. Ağzınla içsin o kuş o zaman dedi. <laughs> o kuş arada başka bir şey var da yayında söyleyemiyor. <laughs> onu söylemeyiz. <laughs> Metin Akpınar ben senin e, çok yani müthişem bir taklit yeteneğim var o ayrı da Metin Akpınar'ı ben ilk kez şeyde gördüm. Yani e, Bursa Bülbülü'nde gördüm. O oradan bir e, fuardan bir sahne, aşk olsundan bir sahneyi sen oynuyorsun. Hı -hı. Metin abi seyrettin mi onu? Seyretmiştir herhalde. Ya yok sen hani konuştun mu ne bileyim. Tabii ki. tabii biz Metin abi misafir olduk. Ben izah ettim ne yapmak istediğimi. Yap yavrum dedi. Güzel olur dedi. Yap dedi. Ee, sağ olsun izin verdi. Ben de yapmaya çalıştım ama çok çok çalıştım ya. Yani Muhteşem o böyle taklit çok... yapmak gibi değil. Çünkü o bir inceleyince, o bir dakikalık sahneyi İçinde horon tepiyor, hint, hint, hintli taklidi yapıyor, es veriyor, inerken kızı küçümseyerek iniyor. Dalga geçecek, vücudu hazırlıyor, herkesi hazırlıyor. Ondan sonra oturuyor yanında, müzikal bir şey var. Çok böyle parça 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 çalıştım onu. Ee, i̇nşallah dedim yüzümüze gözümüze bulaştırmamışızdır galiba bulaştırmamışız Yok, gibi yani gözüküyor çok... ama yine de Metin abi karar verir. <laughs> yani bir gün beni arayıp şurası şöyle olmamış da diyebilir. O eleştiriyi de başı üstünde yeri var yani. E, Bülent Hanım biliyor mu? Peki ya yani böyle bir şey. Tabii tabii hepsinden izin aldım. Öyle mi? Şahsen aradım. Ne dedi Bülent Hanım mesela duyunca? Bülent Hanım e, inan çok uzun sürmedi konuşmamız. Durumu izah ettim. Neden dedi böyle bir şey yapma arzusu hissediyorsun? Dönemin dedim gerçekliğini artırmak için. Çünkü Hı. kasıp kavurduğu bir dönem müthiş e, e, albümlerin ardarda arda, arda patladı. Müthiş bir dönem ve ben şanslıyım yine bembeyaz kıyafetlerle seyrettim açık havada. Yani Bülent Hanım tabi seyrettim ya yani babamlarla beraber. Yusuf restoranttan kalkıldı. Oraya gelindi. Orada limonata falan içiliyor ama zaten yük alınmış öbür tarafta. Bederler falan böyle kıpkırmızı gözlerle bakıyorlar. <laughs> ben de onların yanında. Yani çok acayip bir şey dedim. E, Bülent Hanım dedim yani dönemin gerçekliğini artırmak için dedim. Ben varım dedi. Bu çok onur etti beni. Yani sadece ben varım dedi. Çok hoşuma gitti gerçekten. Ee, Emrah da öyle. Bir de Emrah'la konuşmamızda bir şey geçti. Dedi ki benim bir best of albümüm çıkacak. Ee, bir tane dedi şarkısında sen söyler misin dedi. Dedim estağfurullah yok dedi. Ben çok istiyorum dedi. Ve benim onun en sevdiğim şarkılarından birini bana verdi. Herhalde birkaç ay sonra çıkartacak o albümü. Ben de, de dinleyeceğim. Boylu. Ya Bitmiş halini dinlemedim hiç. Unutabilsem. Ah ne yapsam ne etsem. Evet. Bulabilsem. Ben de öyle düşünüyorum. Ne şarkıdır K o ya? Sorma. Senin <laughs> <laughs> Sinirlerim bozuldu. <gülüyor> 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 ah ne yapsam ne etsem. Evet. Candaş nasılsın? Valla <laughs> o şarkı çok çarpar. beni çok severim ben o şarkıyı. Allah'ım. Kendi kendim gerçekten kendim. oldu ama orada <laughs> gerçekten oldu. Sana bir şey söyleyeceğim. Ayten teyze film seyirince ne dedi? Ya annem benim ya. Gerçekten. Merak göre Böyle oturdu seyretti. Arada yorumlar mı oluyor yoksa bitiyor ve sonra mı konuşmaya başladı? Galada, galada seyretti. Hmm. Ha, seyretti. Ben galaları onun için yapıyorum ya. <laughs> Canım benim ya. <laughs> Ellerinden öpüyoruz buradan. Seyrediyorsa ya, ya, da seyrederse. Çok iyi bir eleştirme. Su gibi akıyor bunlar. Ben Su gibi akıyor dedi. Su gibi akıyor hiç korkma dedi. Ben anlarım dedi. Su gibi akıyor dedi. Onun ölçüsü o su gibi akıyor. Vücudumu dinledim dedi. Tüylerim dedi kalkıyor iniyor. Kalkıyor iniyor dedi. Bu tüyler dedi böyle kalkıp iniyorsa dedi. Benim oğlum iyi bir şey yapmış diyorum dedi. Gerçekten en iyi yolu biliyor musun? Yani sen... Yani nasıl, üst beynine nasıl matematik nasıl eleştirel bakarsan bak vücut doğrusunu söyler. Yani vücut doğrusunu söyler. Mesela ben bir keresinde şimdi birden doğaçlama aklıma geldi. Böyle hayret eden insanların ağzı açılır ya. Aa falan. Hani bu çok komik, <laughs> çok komik hareketli bir şey değil mi yani? Hani, bir, bir, yerde oynarken yapabiliriz bir sitcomda falan. Aa falan. Bu bana çok abartılı gelir. Herhalde dedim ben hayatımda hiç bu duruma düşmedim. Yani hiç öyle açılmadı ağzım. Ya bir kıza çok aşığım. 20'li yaşlarım falan. Hiç beklemiyorum. Bak hiç beklemiyorum. Bodrum'da bir anda sevgilisiyle beraber karşıma çıktı. Ben böyle oldum bak. Aa. Evet. Ve o an kendimi yukarıdan gördüm yani. Ben de 22 yaşında falanım. Bu yukarıdan gören adam işte zaten şu an başıma bütün işleri açan adam. Dedim ki gerizekalı zekalı kapat ağzını dedi öbür ata yani. Baya böyle aa demek ki öyle oluyormuş ya. Yani. Çocuklar çok yapar mesela. Konuşma oldu. Şu nasıl dersin mesela bir sihirbazlık numarası böyle aa. Aslında onu biz zamanla geliştiriyoruz. O ağzı kapatmayı öğretiyoruz kendimize. Duygularımızı bastırıyoruz. Eski sevgiliyi görünce bir konuşma oldu mu yoksa gördün ve geçtin ve Yok adam var yanında. Kafamızı gözümüzü yarar. Voleybolcudu bir de adam. Tanıyorum ben. Boyum <laughs> kadar kolu var adam. <laughs> Uzaktan baktım böyle. Ata filmde... Gitti mi Arjantin'e vurdum kendimi. Arjantin vardı o zaman biliyorsun. Böyle aradım odayı aradım böyle. Oda hangisi benim? Ee, oyunculara nasıl karar verdiniz zaten Oyunculara biz hep aynı şekilde karar veriyoruz. Hakan abi ben, Necati abi. Zekasına ve e, analizine güvendiğimiz değerli yapımcımız, uygulayıcı yapımcılarımız Mahir, Funda. Hep beraber düşünüyoruz. Kast ajansı. Hep birlikte. efendim Düşünüyoruz. Buraya kim olur? Buraya kim olur? Yani ben bir oyuncuyu düşünerek yazmıyorum hiç. E, film biraz işte biraz önce sen başta da söyledin. Yani Cem Gelinoğlu mesela e, benim arkadaşlarımın çok yakından tanıdığı bir komedyendi. Birlikte çalıştılar çünkü. Film çektiler. Cem'i bana tavsiye ettiler ama ben Cem'i zaten seyretmiştim. Hmm. E, hem internetteki videolarını seyretmiştim hem Aykut Enişte'yi seyretmiştim. Çok gördüm Cem'de onu yani. Cem bu dedim. i̇şte eve geldik birlikte sohbet ettik falan. Cem sayesinde Özge'ye ulaştık. Özge, Özge de onun favorisi. Yani dedi ki Özge, Özge Özdaçar çok enerjisi çok yüksek. dedi. müthiş değil? oynamış ya. Tabii. Müthiş çok, oynamış yani Bursa'da sahiden o evdeki o kız o. Yani çok yetenekli gerçekten. Sonra Hakan abinin gözü bu konuda aslında birinci şey Hakan abi. Hakan abi çünkü Türkiye'de komedi yönetmenlerinde bence çok kıymetli bir noktada. Ve hepsini tanıyor yani hangi oyuncudan ne alabileceğini biliyor hepsiyle çalışmış. İşte Toygan da Hakan abi sayesinde girdi girdik iyi ki girmiş hayatımıza. Diğer oyuncularda mesela Melek abla fikri bir anda Hakan abiden geldi Olanlar oldu da mesela ülkü duru fikri de Hakan abiden geldi. Yani Hakan abi varken bizim çok fazla konuşmamıza gerek yok. Sadece ben orada oyuncu ile beraber işte İtalyan provalar bir şeyler o düşün diyorlar ya işte onları yaparken oyuncuya yardımcı olmaya çalışırım. Onun dışında böyle hani daha önceden bunu bu oynar bunu bu oynar gibi pek düşünmüyorum yazarken. Hepsini bütün karakterleri ben oynarken şey yazarken oynuyorum içimde. Bursa Bülbülü komedi filmi değil miydi? Ben niye ciğerim çıkana kadar ağladım bu finalde? Yani ee, Bursa Bülbülü türü komedi, müzikal drama. Final bilinçli bir tercih miydi? Ee, yoksa yazarken oraya mı gitti diye soruyorlar. Öyle mi gelişti? Yok. Ben onu düşünmüştüm daha önceden. Ama zambaklar da beni oraya daha hızlı attı. Gelen bırakayım ya, seni oraya. Teyze o hikayeyi söylemiş sana. <laughs> teyze söyledi <sorun gülüyor> hikayeyi. Ben seni oraya bırakayım dedi. Ee, yani dediğim gibi o öyle oldu. Eee... Başında sen de söyledin aslında bunu çok güzel bir izleyicimiz doğdu duyguda görünen yani o. Bence bu finalin üzerine durmayalım artık. Biraz Grgiriye neşeli günler hissiyatı da veriyor demiş. Eltem e, yani, geri götürüyor demiş. O filmler çekilmemiş olsa gırgıriyeler işte Ertem Eğilmez sineması, Yavuz Turgul sineması, Nesti Çölgeçen. yani o yeşilçam olmasa böyle bir şey yapamayız. O, o yeşil çamın gölgesinde büyümüş çocuklarız. O kozalaklar düştü kafamıza yani, kalbimize de düştü. Şu an hala mesela sen Hababam sınıfını sinemada seyrettin mi? Hayır. Ben seyrettim mi? Hayır. Daha önce seyrettik mi? <laughs> tamam yapmayacağım. Bu aramızda. <gülüyor> bir, <gülüyor> <gülüyor> bir bu bitmez. Tamam kapattık. Ee, ama televizyondan filme aşık olduk mu? <laughs> televizyondan aşık olduk mu filme? <laughs> artık çok. Artık çok geç. <laughs> televizyondan olduk mu? Demek ki dijital de aynı şey. Televizyondan oluyor. oluyor. Yani yapma, yaptırma. Sahneyi geri alayım istiyorsan rahatlamak için. <laughs> hocam, sabah hoca ile konuştum. <laughs> gerçekten konuştum bu arada. Hocam Hoc baştacı. Hocam bir dizi ameliyatı geçirmiş. Buradan <laughs> selam yollayalım. bak onu söyleyeceğim. Hocam geçmiş olsun. Evet, Fatih hocamız gerçekten kıymetlimiz, canımız ciğerimiz. Hocamız ameliyat olmuş. Eee diz ameliyatı olmuş. Çok geçmiş olsun diyoruz. Ee, bu vesileyle senin hani şu yaptığın vesilesiyle hem hocayı hatırlayalım hem de kulaklarını çınlatalım istedik. Yani televizyondan da sevilebiliyor işler. Biz işte hiçbirimiz sabaham sınıfını sinemada izlemedik. Yani olabiliyor. Bütün bütün filmler, bütün filmlere baktığımız zaman. Şimdi biraz biraz sana hızla geçip senin fikirlerini alacağım. E şimdi abi. her şey çok güzel olacak. İlk, gözarım. göz ağrım. İlk göz ağrım, tamam. 98 yılı. Ee, Vizontel'e oyuncu olarak Harikuladeydi, harikuladeydi. Küçük bir rol, çok akılda kalan bir rol. Askerdeydim o zaman. Evet. Gora, büyük iş, büyük film, büyük iş, büyük görsel efektler, Türk sinemasının alışık olmadığı. Organize işler, tekrar e, oyuncuydu. Hokkabaz geliyor. Hokkabaz herkes çok şaşırttı. Evet. Mesela ben hokkabaz kalitesinde, hikayesinde bir şey beklemiyordum. Çok şaşırdım, bayıldım, bayıldım. Şimdi bana... Zaten kendi anonsunda da var. Bana dediğin zaman ki ben bu kara komikleri hokkabazın bir ilerisi gibi ona benzeyen... Tabii senin için benzeyen demek, seyirciye benzeyen diyorsun ama... ...senin açından bu hokkabazın bir ilerisi anlamına geliyor herhalde. Evet. Yani Evet. ki insanlar böyle yapmak ister. No Yok no. şöyle diyebilirim Okan. Yani hokkabazın hikayesini ve daha doğrusu senaryoyu şimdi yazacak olsam... ...aynı öyküyü çok daha iyi yazarım, daha iyi çekerim. Ha, bu anlamda söylüyorum. Peki sonra... Arog geliyor ki Arog'u hiç anlamadım. <laughs> Sabih söylüyor? Çok iyi. Allah'tan, yani... Allah'tan buradayım. Yani, yani yardımcı olabilirim. Evet. <laughs> Aslında ben <laughs> artık bundan sonra evlere gitmem lazım. Evet, evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ben şunu anladım. Yalnızca perdede olmak yetmiyor. Ben evlere gideceğim. Belki ne oldu? Bir dakika. Bir dakika. Yakında sizler neyin? Evlerdeyim. Bokkabazda ne oldu da Arok geldi? Abi şöyle bir şey. Bunlar... Ee... Birkaç yıl öncesinden acaba yapsak mı diye e, zihnimizin bir kenarında aramızda konuşurken etleniyor. Ve diyoruz ki ya şu turneye giden o yazık, gözü görmeyen sihirbazı yapsak mı? Yok yok yapmayalım. Ne yapalım? Şunu yapalım. Ya Goran'ın devamını buldum. İlk çağlarda geçiyor. Hem de Goran'ın tersi. Arok, ha 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 şimdi, Şimdi bunlar bizim ofiste şöyle ele alınan şeyler. Ya öf hadi be falan. yani Gora zamanında da öyleydi. Abi anlattım. Halıcı var kaçırılıyor falan. Hayırlısı olsun dedi. <laughs> yani olursa olur olmazsa pek ben tutmadım ama falan. Yani bir sıraya diziyoruz abi. Ve e, hazırlık falan çok vakit aldığı için birini öne aldığın zaman o böyle 3-4 sene ileri atılmış oluyor. Ben Goranın devamı, yani o o karakter sevildiği için, ben de sevdiğim için oynamayı onun devamını yapacağımı düşünüyordum ama hemen ardına koymak işime gelmedi. Başka bir öykü yapmak işime geldi. Yani bir ara şey hissi vardı, yani bir ondan bir ondan gibi. Yani hmm. tatlı dramalar hmm. e, bir de karton maceralar hmm. gibi. O sırayı da kırdım başka filmlerle ama yani e, diyorum ya ben taksici öyküsünü yapacağımı zaten 15 evvel biliyordum. Hmm, hmm. Ya benim için seyirci için sürpriz oluyor. İlk keskin viraj bu dediğin gibi o kabazda olmuştu. Herhalde filmin fragmanı da çok pek bir şey anlatmadı herhalde. Hmm. Ben ilk bir gruba izlettirmiştim. 400 kişilik bir grup. Çıktılar çok yüzlerinde çok garip ifadeler vardı yani çıktılar ve böyle. Niye ağlattın bizi şey falan diye <laughs> kızdılar. Yani ağlamışlar bazıları. Halbuki yani benim hoşuma gidiyor bu şeye tekabül ediyor. Yani Erol Taş'ın bana taş bana taş değil ekmek atıyorsunuz diyor ya. Mesela ben bu filmle ilgili birisi bana sıkıldım vallahi dediği zaman benim hoşuma gidiyor. Benim amacım oydu zaten. Ya yani ben açıkçası deli filmini izlerken ilk yarım saatinde yani kendim yazdım, kendim oynadım orada. Yani Kasvetten kasvete verdim kendimi. Kalın hmm. yani birazcık, sert. Hmm. Hmm. Ne bileyim ben, Rıst hoşuma gidiyor. Ya. Kalın yani, mevzu kalın. <gülüyor> <gülüyor> Hep yeni sinema deyimleriyle karşımızdayım. <gülüyor> <gülüyor> Peki. Ee, gibi e, fakat bu Arok, tabii ki Arok e, en yüksek hasılatlardan biri hayatındaki. Yok, içlerinde en fazla iş yapan Arif ve 200 Arif, 16, Arif, 5 216. Arif milyon 216, evet. evet. Ama ondan sonra da bu Arok var galiba. Yok. A, Kine ondan var. sonra... Bir yok yok 5 milyon var, 4 milyon var, 3-900 var. Oralarda yani. Ne diyorsun ya? Öyle bir şey yok. Ha ha paraya bakıyormuşum özür dilerim. <laughs> Parayı ben bilmiyorum. Ben Gora'dan mesela hiç para kazanmadım Fakat, diyebilirim. Fakat evet. Öyle, orada bir şanssızlıklar oldu. Gora'dan hiç para kaz... Ya bazen seyirci bilmiyor bu kısımları ama... Bizim jenerasyon bu konuda şeydir hani... Konjektürel söyleyeyim. Ben yani helal para kazandığım için çok netten söyleyebiliyorum yani. Nereden kazandığım belli olduğu için. Peki araya girip yaptığın filmler var. Mesela işte İftarlık Gazoz oyuncu hmm. olarak bulunuyorsun. Ne diyorsun o film hakkında? Ya bütünüyle ilgili e, sen bir... kendi oyunculuğunla ilgili ne diyorsun? Ben Başka... çok memnunum. Ben tamam. yaptığım baş, şeyden çok memnunum. Başkaları çok memnunum. Diyor? Başkaları çok, çok beğeniyorlar evet. Çok beğeniyorlar. İyi izlenmiş de bir filmdir. Evet. Yani ama e, o bir hani nasıl diyeyim sana e, yönet yazarı ve yönetmeninin yani çerçevesini kurduğu nevi şahsına münasır bir hmm. e, yönetmen ya e, Yüksel Aksu. Evet. Hatırlar mısınız? Dondurmam Gaymak. Evet tabii işte ki. Entelköy, e karşı. Onun bir stili vardı. Hmm. Ben o stilde e, bana öyle bir kompozisyon oh. oynama fırsatı verdiği için mutlu oldum doğrusu. Hmm. Ya, bütününle ilgili çok şikayetçi değilim filmden. Yalnızca böyle arkadaşça ya bence sonunu şöyle bağlasam falan gibi şeyler söyleyebilirim. Seyirci hmm. olarak Müşteriyim yani izlediğim zaman kendimi çok beğeniyorum. <laughs> Kendini Al, beğenmiş. Mevsimim. Ha o da onun da çok duygusal. Da macerası da baba baba var. oyunculuk yapıp da ondan sonra sadece bununla sınandığın bir film. Al, doğru. Mevsimim. Doğru. Yani Yavuz abiye tabi olarak. Evet tabi. Abi onun öyküsü tabii çok başka. Yani benim çok spesifik geçen birisi ayıplamış Yavuz Thoroglu e, ee, seviyorsun da ne oluyor yani işine yansıyor mu falan <laughs> diye. Halbuki bizim bütün DNA'mız bu. Ben tabii öykünüyorum ona. Tabii öyküneceğim yani bütün gençliğim onların işlerini izlemekle geçti. O teklifi, e <laughs> ...teklifi teklifin komik bir öyküsü var. E ...iki İki filmde böyle oldu. Senaryolar aşağı yukarı yüz küsür sayfalardadır ya. Ben senaryoyu çeviriyorum lan 75. sayfada öldüm. <laughs> o da şöyle oluyor. Okuyorsun, okuyorsun, okuyorsun. Başından türlü türlü şeyler geçiyor. Ölüyorsun. Daha 25 sayfa daha var. Yani, Peki ben sonra Okan Yalabık'la Şener abi mi devam edecek ben, bensiz diye. Sonra onunla ilgili şaka yapmaya başladım. Dedim herhalde 75 dakikaya kadar prodüksiyonun parası var. Yani <laughs> bari dedim hani oraya yorayım falan. Russell Crowe'un filminde de 75 dakikada ölüyordum. Orada Şener abiyle Şener abiyle karşılıklı oynamak, Yavuz abi'nin bir e, öyküsünde oynamak onlar tabii benim için çok çarpıcı şeyler. Ama doğruyu söyleyeyim. Buna kimse alınmaz. Samimiyetle söylüyorum. Yani senin çok net bildiğin bir şey. Arkadaşlar da burada dizilerde oynamayan var mı? <gülüyor> <gülüyor> yani o noktaya geldi iş çünkü. Yani hiç oynamayan var mı bir dizide falan? <laughs> yok, yok değil mi? Bilirsiniz. Yani e, Av Mevsimi film, filmindeki benim oynadığım karakteri oynamak için e, elbette zihnen bir şey hazırlanmak gerekiyor ama fiziki olarak çok zor bir materyal değil. Yani küçümsemiyorum işi ama yani zor değil. Ben bunu söyleyince çok ayıplılar. Çünkü diyorlar ki ya yani bu arada sen ne yapıyorsun ki? Ama Mevsimi. Niye? Çünkü orada başına daha ciddi şeyler geçiyor. Bir tanesinde bir pelerinli bir adam beni kaçırıyor ve senin ananı falan filan diyor. Öbüründe de karımdan ayrılıyorum falan. Dolayısıyla bu daha iyi. Yani öbür tarafta keyfin yerinde. Bu daha zor diyor. Halbuki farklı değil. Ama Şener Şen'le oynamak karşılıklı çok konforlu bir şey. Çok çalışkan birisi. Müthiş. Acayip bir konforu var. Hiç bir gerginlik yok. Yavuz abi'nin şöhretini bilirsin birazcık tabii, fırçacıdır. Tabii. Bir anım var senin programında paylaşayım da nerede paylaşayım? Lütfen. Arabanın içindeyiz. Hatırlar mısınız? Üç polisi oynuyorduk biz. Sevgili Okan da daha genç tırnak içinde çömez polisi oynuyor. Okan Yalabık. Evet Okan Yalabık. Arkada oturuyor. Ben galiba şoför malindeyim. Yanımda da Şener abi oturuyor. Açık camdan low loader denilen arabayı bindirdikleri bir teknik bir aletin üstündeyiz. Her taraf kapalı kameralar falan. Eee sahnelerimizi, laflarımızı söylüyoruz ama dinlenme anlarında arabadan çıkamıyoruz. Her yer kapalı. Böyle duruyoruz kutu gibi. Bütün gün boyunca. Yani defalarca aynı laflar söyleniyor falan. Arada bir de hatalar yapılıyor. Şimdi şu cam açılıyor mesela. Ya benim yanımdan, ya Şener abinin yanından yönetmenimiz Yavuz abi kafasını sokuyor ve diyelim ki o kanı fırçalıyor. Ama bir tek o cam açıldığı için ona fırça atarken biz de ya yani mesela giriyor. Oğlum sen ne yapıyorsun ya? Neden böyle oluyor falan derken siz de burada <laughs> fırçanın radyasyonunu biz alıyoruz. O kadar en temiz yani eleştiri olarak gidiyor. <laughs> Yoğunluğu biz alıyoruz. Ulan bir buradan Çener abi yiyor, bir buradan ben yiyorum. Dedim ki ya şu camı açın ya. ya şu camı açın da fırçayı muhatabı yesin yani. <laughs> Yeter artık. Ben mesela çok rahat çalıştım. Dedikodu Yavuz abinin çok sert olması üzerinedir. Fırça yemedim mi? Çok yedim. Ama ben bunu çok anlamlı bulduğum için. Yani bazen gevezelik yapıyoruz esetlerde. Yani ne oluyor orada diyor mesela yönetmeniz. E, hocam filmle ilgili konuşuyor yok. <laughs> 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 Hoca diyor ki, o da diyor ki. Yani kardeşim film benim zaten. Diyorsun ki acıklı kökten doğan mizahtan beslendiğimi düşünüyorum. Bu kahramanlara... Kendimi yakın hissediyorum. Emanet ve deli. Kalabalığın dışında ama her yerde olan insanların bilinmeyen hikayesini anlatıyor. Bu çok güzel bir tarif bence. Teşekkür ederim. Ya Bu tür filmler için de çok güzel bir tarif. Nenemi ne yapayım? Kolyesi, Kolyesi ne yapıyor? Sürtülüyor mu? Çıkaramam aile yadigarı. Biz, <laughs> biz Avusturya, Macaristan İmparatorluğu na. Çıkarayım mı istiyorsunuz? İçine sok abi ne olur. Tabii işte bu. Evet. Bu çok güzel bir tarih. Kolyesi tepki olduğu için <laughs> <yoyumlarım> kaldırıldı. <laughs> Ay Allah'ım ya Rabbi. Öyle oldu mu böyle? <laughs> Hadi seyircimize soralım. Böyle oldu diyenler kolye yazıp boşluk bırakın. <laughs> Bize gönderin. <laughs> ne bileyim interaktivite <laughs> yapmaya çalışıyorum. Tarife ee, Abi bu tarif e, şöyle. Ya ben ayıptır söylemesi böyle nasıl söyleyeyim onu? cilalamak bir tabir söyleyebilir miyim? Söyleyebiliriz. Hani başka işi... bir şekilde ifade edilemeyeceği için. <gülüyor> Tabii. <gülüyor> Buradan sevenlerimiz. yani <laughs> olmayacak bir şeyi gereğinden hani bir süse ihtiyacı olmayan bir şeyi gereğinden fazla süslemek ben hep çekinirim ben. Ama bizler işlerimizi sevmezsek kendimiz onda bir kıymet görmeye çalışmazsak ya da kıymetli değilmişçesine yapıyorsak ancak bu konuda bir derdimiz olması lazım. Ben işimi seviyorum, önemsiyorum vakit ayırıyorum. Dolayısıyla buna cila atmak gibi değil, anlamlı kılmaya çalışıyorum. Bittikten sonra değil, yapım aşamasında da öyle. Dolayısıyla bu tarif iş bittikten ortaya çıktıktan sonra dur lan ne ekleyeyim ben buna. <laughs> bu böyle çıktı ama ben buna diyeyim ki falan diye bir süs değil. Hep bunları düşünerek yazıyorum. Yani insanlar hep güne kendilerinin daha iyi bir versiyonu olarak başlıyorlar. İşte ne bileyim modern çağdaki bu verilen imkanlar, filtreler, ya yani herkes çok yakışıklı, herkes bebeksi, herkes ince değilse bile ince anasını satayım. Yani bu tatlılık meselesi herkesin hakkı. Bunu yapmak hepimiz buna ihtiyacımız var. Birazcık güzel görünelim, Hayatımız olduğundan daha neşeli görünsün. İyi ki bu enstrümanlar var yoksa millet delirirdi. Yani ee, bilmem kim ne bilmem ne keyfi diye yazmasaydı, o keyfin ona yetmeyeceği aşikar. Yani çok az keyif alıyor insanlar. Bırakalım da bu medyalarda bir keyif bulsunlar. Buna okeyim ama bir yandan da insanların gerçek versiyonları var. Hmm. Ve onları artık anmaz olduğumuz aşikar. kendimizi itiraf etmiyoruz. Yani mutluyum, hadi bakalım. Benim için ne düşünüyorsan Allah sana iki katını versin falan. <laughs> hani hayatla ilgili tavır, <laughs> Hayatlı, ya abi geçen gün gördüm Okan, Madonna bile böyle aforizma paylaşıyor. Yani en ne koyayım yani, neler söyl neler söylüyor yani. E, bir eyvallah olmamak, hadi bakayım keyfim yerinde o falan yani, hani Hani ben şey vardı bizim gençliğimizde. Bim bam bom çatlasın düşmanlar. <gülüyor> <gülüyor> ya, hayat bu hale gelmiş. Şimdi ben. Şöyle düşünüyorum. Şanslı insanlarız, sevdiğimiz işi yapıyoruz. Yani e, tamam herkesin bir gayreti var ama ya ben şimdi şanslı birisiyim. Hayatım güzel. Şahane bir hayatım var. Ama ya bu piyangodan çıkmadı ki bu hayat. Yani bu bir gayretle ne bileyim yani çokla değil azla duygusal anlamda azla yetinmekle oldu bu kadar dayak yenip de hala <laughs> neşeli olmak. Yani niye sebebi ne ola ki? Yani moruk parası katlanmak zorundayız gibi bir meslek değil ki bu. Ya yani bizim hayatta yapabileceğimiz şey bu. Dolayısıyla ben e, unuttuğumuz bir versiyonumuz var biz. Benim de var, onun da var. Yani bu adamlar bizim unuttuğumuz versiyonumuz. Yani hiç mi kardeşim dertlenmiyorsun veya da mesela ne kadar kendinden eminsin? Mesela ben ona bayılıyorum. Bu çağın mesela en çok tartışılan şeylerinden bir tanesi o. Hiç kimsenin bir şüphesi yok artık. Şüphe ortadan kalktı. Tamamdır yani, böyledir yani. Herkes kendini gerçekleştirmiş. Halbuki ben mesela kendi kariyerime bakıyorum 20 yaşıma dönüp. Ulan ben kendimi gerçekleştirmişim. Elle yani, yani git DVD'lerim orada duruyor. Zaten bitmiş yani ben <laughs> emekliyim yani aslında. Hiç emin değilim kendimden. Ama bakıyorum kalabalıklara. Kalabalıklar şahane. Budur diyor işte son. Son bu yani. <laughs> Daha bundan iyisi olmaz. Ben diyorum ki dürüst olalım kendimize kötü durumumuzu görelim yani bir kusurlu halimizi daha iste mümkün olduğunu görelim. Adil olalım yani biraz. Peki şey soracağım bu yaşlı komedyen filozofa döndü falan değil yani konu. Biraz çünkü <laughs> o yaş geliyordu onun için. Yani biz bir daha, gençliğimizde böyle Cem Yılmaz'ı izlerken ne oluyor ya neler diyor falan vardı ya, öyle bir dönem vardı. Yani Ama Cem Yılmaz o kadar yaşlanmadı hiç. Bizden genç evet. Evet. Ee, açma dedeler. <laughs> gene, gene söylüyor bunu. <laughs> ya ben Selçuk yöntemle çalışırken görüyorum. Benden 11 yaş büyük ve çok ağır bir yükün altına girmiş. Hiç böyle bir yaş. Ben ben yaştan konuşuyorum. Belki bize bize vurmuş bir şeydir, piyangodur bilmiyorum yani. Bizi yani bizi 90'larda yaşta... seksi seçmeselerdi böyle olmayacak. Evet. <laughs> yani orada ateşe attılar biz. Bir de çok geniş Şimdi tutuyorlar. Artık. Şöyle çok geniş tutuyorlardı Okan. Yani Top 20'yi anlarım. Top 40 ne lan? Ya top 40 olunca otomatik ben giriyordum. Ben Türkiye'nin... Ben dünyanın ve Türkiye'nin en seksi erkeği seçildim. Dünyanın diyorum. mı? Dünya da var. Sen turneye çıkıyor muydun? <gülüyor> <gülüyor> Neredeyse Alaska'dayım. Tamam, dünyanın ve Türkiye'nin. Ya bir kadın dergisi yayınlanıyor. Vallahi ben yalnızca Marmara bölge şampiyonluğum var. <laughs> Sabah grubunun bir kadın dergisiydi. Diyor ki hatta yani o zaman ben ATV'de çalışıyor ve bir dergi masanın üzerine duruyor falan. Diyor ki dünyanın en seksi erkeğini seçti. Dedim kim bu salak acaba? Bizim evde bir baktım ben. <laughs> Benden sonra ikinci Brad Pitt. Üçüncü George Clooney. Dördüncü Beyazıt Öztürk. Aman! Çok <laughs> Ertesi sene deprem Araya bir yerli daha koymuşlar. Rahmetli. Kötü hissetmesin evet. diye. Kendini gurbette hissetme evet. diye beyaz. <laughs> Benim He. seksilik de şöyle. tap Seni 20 Senin yoktur. Var mı seksi Aşk olsun benim seksiliğim. Okan'ın bıraktığı yerden aldım seksimi. Ay. Hey. Seksi bırakmıştı ya. Hey. Bir ara bırak. <laughs> ben de tam o sırada oradaydım. <laughs> Bu çok ağır oldu. Ya bunu, bırak... Çıkara <laughs> bunu çıkarabilir montaj miyiz? Montaj dağıtımı. Bunu, bunu lütfen çıkaralım. Evet. <laughs> tamam, bunu çıkaralım. <gülüyor> <gülüyor> ne seyrediyorsun şu ara? Yani platformlarda... E, mizah adına mesela gibi seyrediyor musun? Gibi de seyrediyorum. Ben bütün, çok beğeniyorum. Bütün abi. mizah şeylerini seyredemeye çalışıyorum ye, mizahçıları. E, çok hoşuma gidiyor. Takip ettiğim bir komedyen falan var mı böyle? Var. Mesela Hasan Can hmm. takip ederim. E, her haber. bölümünü izliyorum. Ondan sonra çok başarılı buluyorum. Ne güzel bir iş buldu değil mi Hasan Çok Can? da gülüyorum. Evet. Yani e, yaptığı iş tamamen e, hazır cevap e, bir karşılık vererek seyirciyle çok güzel bir, bir buçuk saat, bir saat geçirmesi. Koşuyorum. çok güzel bir iş yapıyor. Yani hiçbir eleştiriye de ben buradan söyleyeyim şey yapmasın yani. Kulağını kapasın İşte yok efendim çok küfürlüymüş de bilmem neymiş de öyle mi bıraksın o, işler öyle değil. <laughs> Babasını ben aldım öyle <laughs> işlerim diyorsun <yani. gülüyor> o işler <laughs> öyle olsun. değil ama. Yani o bildiği doğru da ilerlesin çok güzel ilerliyor bence. İşte gibi zaten Feyyaz çok başarılı kalemi de çok başarılı. oyunculuğu da kendine has bir tekniği var. o da çok Komik bir arkadaşımız, onun projelerini de çok izliyorum. Yani zaten babaları saymıyorum. Cem Yılmaz, Yılmaz Erdoğan, Ata Demirer falan, onların da işlerini izliyorum severek. Ee, Erşan nasıl buldun? Ben, ya Erşan bana pek hitap etmedi. Hmm. Çok net, ee, öyle söyleyebilirim. Ee, kendi içinde bir komedi mantığı var. Ama ben bana pek hitap etmedi. Ee, dikkat Şahan çıkabilirin. Bir şekilde bir daha ekranda olma, ne bileyim dijital bir platformda olma, ya belki de Şahan Gökbakar'ın YouTube kanalında olma ihtimali var mı? Ee, var yani olabilir tabii. Arada o, böyle ne bileyim evde falan arkadaşlar yükseldiğin oluyor mu mesela? Geliyor. Abi zaten o içinden gitmiyor ki. Kim insan. geliyor mesela? En çok ne oluyor mesela? Bir saçma sapan skeçler çekiyorum kendi aramda. <laughs> ee, sonra işte arkadaşlarıma yolluyorum. Bunu yayınlayacağım falan diyorum. Sessizlik oluyor. <gülüyor> böyle <gülüyor> bir boşluk oluyor tamam mı? Sonra tek tek şeyler geliyor. Abi e, bir düşünsen mi ee, Selin'e bir izletsene. <laughs> Selin ne diyecek filan. O tarz şeyler yorumları alınca diyorum ki dur yayınlamayayım şimdi boş yere. çoluktan çocuğa uzak kalmıyorum. <laughs> ya ben şeyi çok özledim ya Berkut'u. Evet. Mahsun Özcan Ali şey. Mahsun'u izleteceksiniz <laughs> Bütün Selin'i sayalım. var. Ben ne polemiğe girmeyeyim arkadaşım. <laughs> evet. O Güzel. kimdi mesela? Ya da birilerinin karışımı da bu. Abi hep harman bunlar. Hmm. Yani bütün o şeycileri al, e, Türkücüleri. Hepsini böyle harmanla Berkut çıkıyor abi. Ama tabii Nihat Doğan biraz daha <laughs> ağır. Nihat'ın bir şey yani, var, var orada. Var. Bir O böyle baskını var evet. yani. Bir de ses tonu var. Evet. O hızlı konuşma evet. var. Falan. Mahsun da var hafif. <laughs> ben sana bir Kesinlikle <laughs> <kemer> ben kardeşim. <laughs> <laughs> Mahsun ya. Çok severim onu da. <laughs> orada bir de şey vardı. Aşk doktoru vardı. O abi. da Nedim Saban biraz değil mi? Nedim Saban gibiydi o biraz. Evet doğru. Aynen. O da çok müthiş. bir yani. var. şey vardı. Bir tane... Ee... Engin Jurnal vardı. Şey değil mi o? Biz şey Yok, masaya o şey, vuran değil o mi? Yok o şey Bülent Binbaş. Öf, o acayip. Ratingçi. Tabii tabii böyle. Her sürekli... müziği. <laughs> biz vurdu şeylerin çocuğumuz falan. Değil mi? Uğur Umcuların çocuğu sürekli böyle o şeyi vuruyordu hep. Eski şeyleri falan tabii. Evet. böyle isimleri reytingi yükseltiyordu. Biz Orada oyuz, bir biz şuyuz. Reyting metre vardı. Kenardan bakıyordu ona. O reytingi yükseltene kadar bağırıyordu. Gerekiyorsa yükselmeyecek konuğu kovuyordu. Defol git bir serif falan. Demin övdüğü adamı kovuyordu. <laughs> çok güzel Ya kimler katıldı ya? Mesela Uğur abi gelirdi. Gerçekten harbiden dediğin doğru o dönemin çok üstünde bir işte o. Yani televizyon yüzlerinin özellikle de ciddiyetiyle ve haberciliğiyle bilinen televizyon yüzlerinin işte Uğur Dündar. Mesela Uğur Dündar o demin söylediğimiz işte Bülent Binbaşı'nın en yakın arkadaşıymış meğerse. Onu anlatıyordu. Uğur'cum hatırlamıyor musun? Sabahları neler yapıyorduk? Evet, evet diyor. O da karşımda benle. Böyle skeçler çekiyorduk ya. İşte ne bileyim, jipinde mahsur kalan adam benzin bidonuyla Ali Kırca'ya gidiyordum falan. Hatırlıyor musun onlar? Neler yapıyorduk abi? Çok değişik şeyler. Mesela Cüneyt Özdemir gelip benim mutfağa basıyordu. Böyle şey vardı, böcek dolanıyordu falan. Gel oğlum good boy falan böceği çağırıyordu falan. Bu bizim, besliyoruz biz bunu falan diyordu. Neler, ne skeçler ya. Ya Nevriye vardı ben evet, öyle... Evet, Cengiz Cengiz, 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 Evet. Çok güzel günlerdi, evet. Nevriye'nin yanında biri vardı. Sürekli ona mikrofon uzatıyordu. Arkadaşı stüdyoya onunla geliyorlardı. E, evet, arkadaşı onun. E, o, hatta o kadın böyle bahara çağra konuşuyordu. O aslında Bizim setimize makyöz olarak geldi. Aa, evet. Oyuncu değil miydi o? Değil. Makyöz olarak geldi. Ben dedim ki ben mak makyajımı kendim yapıyorum zaten. Sen gel skeçlerde oyna bizle. Baktım çok komik bir kadın. Onunla beraber skeçlerde öyle takıldık. <laughs> Ve sonra bayağı ben onu bayağı bir skeçte oynattım yani. Beraber ikili olduk yani. Çok iyi geçti. <laughs> o Güzel bir mi? yükseliyordu ya. Böyle Nevriye Cengiz'e kızıyordu. O arkadan e, Ayşegül Hanım mıydı? Ha, Neydi? Ayşegül Hanım. <laughs> Ayşegül Hanım bu kansız Cengiz. O da telefonla bağlanıyordu. Alo, o yayında yapımda biraz. Ya neler ya çok güzeldi. Aynen. O soldaki kadına işte o makyajcı hanımefendiye. Gülten. He, Gülten Hanım'a mikrofonu veriyordu. O da bir şey evet. O böyle bazen şey, terbiyesiz nasıl konuşuyorsun Cengiz'le öyle konuşturmak diye konu. <laughs> tabii tabii. tabii. <laughs> Tamamen doğaçlama. Ona da öyle <laughs> mi? Ben, sen ya şimdi düşün telefondakini de ben yapıyorum ya karşımızda bir telefon yok. Biz telefon varmış gibi konuşuyoruz. Buna diyorum ki şimdi. Sen diyorum şimdi ben bitireceğim sana böyle öyle değil mi kız falan diyeceğim. Sen de orada başla konuşmaya diyorum. Başlıyor bu ama taramalı tüfek gibi. Bıdı 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 bıdı. Ondan sonra oradan ben yakalıyorum diyorum ki sen ne biçim konuşuyorsun Cengiz'le? <laughs> bu da böyle şaşalıyor. Hani ne yapacağım <laughs> ne yapacağını bilmiyor. Kocamla öyle aynen, konuşturmam. <laughs> aynen aynen. Hani orada bir bölümde şeyi hiç unutmuyorum ben. Yine Nevriye böyle aldı gidiyor falan mikrofonu şeye veriyor. Gülten Hanım'a veriyor. Hmm. O söylesin diye alıyor gidiyor falan diyor ki ne biçim konuşuyorsun? Yayındayız şu an diyor. <gülüyor> <gülüyor> arkada bu arada birileri Herkes oturuyor. Gülüyor. Onlar bayılıyorlar gülmekten. Onlar ya. bizim ekip işte. O Togan falan da var orada. Öyle mi? En uçta Togan var. O da böyle ağzını <laughs> ama yani, <gibi>. Saçma bir <laughs> Oradaki o müthiş bu ya. Yani. Çağ bunu <laughs> güzel bir daha yapmalısın. Orada. Gerçekten yapmalısın. Evet, yapmak lazım hakikaten. Hakikaten yani yapmak. televizyonda yapamazsın muhtemelen yani zor. ama... YouTube'da yaparız. Ya şahane olur ya. Aynen. YouTube'da öyle bir kanal kurup yapmak lazım aslında. Peki ama böyle şeylere seni mesela birinin ikna etmesi de çok zor değil mi? Şimdi öyle bir yere geldin ki bunu sana açıkça söyleyeceğim. Şimdi 7-8 milyon gişe yapmış bir filmin sahibini yani yaratıcısını, oyuncusunu bir işe ikna etmek madden imkansız neredeyse. Yani... Disney falan edebilir de. <laughs> yani iyi bir ne bileyim yapımcı, girişimci <laughs> sana dönüp de böyle bir şey ya Şahan hadi gel şimdi ben sana desem ki Kafa TV'de gel biz seninle beraber hmm. şunu yapalım. Mümkün değil yani. Eğlencesine yaparız. Ha, eğlencesine yaparsın tabii. Evet. Bu bir yandan da ama e, bu işlerin ömrüne dair kötü bir şey veriyor izlenime. Yani. Çünkü ancak sen senin paşa gönlünü istediğinde Şahan TV'de ya da işte evet. Şahan çıkabilir Aynen. TV'de yapılabilecek Aynen. bir şey. Aynen. Ya evet biraz ıı, e tabi o zaman ben 24 yaşındaydım abi. 24-25 yaşındaydım. Sen hatırla kendi o yaşlarını. Tabi. Yani kamp biraz farklı akıyor o zaman. Beynin kafan biraz farklı çalışıyor. Her topa giriyorsun, her şeye yorulmuyorsun filan. E şimdi 42 yaşındayım. iki çocuk babasıyım filan anladın mı? Günlük aktivasyonum da değişti. Çocuklar hayatıma girdi. Ee, dediğin gibi bu süreçte işte bu markayı büyüttükçe bu markanın uğraştığı şeyler alanlar da değişti. Ee, hem maddi hem manevi iş yapımcılığa döndü filan. Biraz konsantrasyon yapımcılığa da kaydı. Ama e, hep içimden geliyor. O, Ama sana bak o şey sorusu çok soruluyor. Yani eleştirel sorular arasında hep şey var. Abi sen niye sürekli Recep İvedik çekiyorsun? Ee, Abi onu yapsana, çekmiyorum. bunu yapsana, şunu yapsana, şunu da yapsana diye. Şimdi ben mesela ben ciddi manada senin hani o dönemleri bildiğim için ne kadar çok şey yapabileceğine çok hakim bir izleyicinim senin. Hı -hı. Benim için de mesela bu bir eleştir. Ya Recep İvedik'e hiçbir itirazım yok. Yap da ya bizi işte Berkut'tan da mahrum bırakma yani. Aynen. Abi sürekli çekmiyorum Recep Vedi'yi. Recep Vedi'yi belki de 4 senede bir falan çekiyorum. 3-4 senede bir çekiyorum bir Recep Vedi'lik filmini. Yani süreklilik evet seri devam ediyor anlamında var ama öyle bir hani seri üretim bir şey değil Recep Mümkün Vedi. Mümkün de değil galiba zaten. 3 sene, 3,5 sene. En son Recep Vedi 2019 işte. İşte bu da 2022. Yani 3 sene olmuş. Dolayısıyla sürekli Recep çekmiyorum ama hiçbir şey yapmadığım dönemde yani ne yapıyorsun dersen bu televizyona yaptığım skeçler veya e, işte bu komedi hayatımın belli bir yerinde devam ediyor zaten sosyal çevremde. Biz Sadece varmış. bunu alıp televizyona koymuyorum abi. Anlatabiliyor muyum? Veya kendi bazen kendi Instagram'a ve YouTube'a koyuyorum. Onun dışında bir üretime e, geçmiyorum. Sadece ongoing aklıma geldiği zaman işte arada eşimle dalga geçen bir Skeç ben bugün bu izleyicilerin sesi olayım, sana şu dikkat Şahan çıkabilirim, bir ateşini <gülüyor> yakalım. <gülüyor> hani Bugün yak yakalım da sen Belki ne zaman yaparsın? Belki 8-10 bölüm bir platforma yaparız. O da Tabii, olabilir. Güzel olur olabilir. bence İlginç herkes olur. yani. Ee, şahan Bey'in e, hayata dair bakış açısını ve görüşünün bir anda değiştiğini, rüzgarla beraber değiştiğini düşünüyorum demiş biri. Özellikle çok uzun bir soru bu da ben sana bunu soracağım. Gerçekten rüzgarla birlikte mi değiştin? Yani Türkiye'de bir e, siyasi şeyin... E, İklimin o değiştiğini, değiştiğini mi fark ettin de döndün? Yok. Daha önceden başka türlü mü düşünüyordun görüş? Görüyordun? Ben hiçbir zaman bir siyasi iklimin e, rüzgarına girmedim zaten. Hani hiçbir zaman bir siyasi iklimin rüzgarına da gitmeye ihtiyacım olmadı zaten. Yani devlet ihalesi almadığım için, herhangi bir hani belediyede gösteri yapmadığım için veya herhangi bir kurumla bir bağlantım olmadığı için benim bir siyasi iklime girmemin bir manası yok. İnsanlar böyle düşünürlerse daha net algılayabilirler. Beni kimse fonlayamaz da. Allah'a şükür fonlanacak biri varsa ben fonlayayım ama ama beni fonlayamazlar yani onu da geçtik. E şimdi ben insan olarak duruyorum. Şimdi mesela e, zannediyorum bu şeyden kaynaklanıyor işte o e, kahvaltıya katıldı e, işte efendim bir belgesele katıldı filan öyle şeyler Hı. çıkıyor ya işte ustanın yolu belgeselinde konuştu. Hı. Şimdi ben o dönem bir e, Yapımcı tarafından bizim menajerlerimiz arandı ee, ve dendi ki böyle bir belgesel çekilecek. Bu belgeselde işte e, Cumhurbaşkanı Başbakan da o zaman Başbakan'la bir anısı olan hmm. ünlüleri alıyoruz. Benim bir anım yok dedim ben. Sen de dedin ya bir anı, sen YouTube için yapıyor musun? Sana da dedim ya yok diye bir anım yok hakikaten. Senin gerçekten yok. anın yok. Benim anım olmuyor abi çok fazla <laughs> benim kafamda böyle ah be falan dediğim bir anım yok. Benim bir anım yok dedim. Ama işte Acun Bey geliyor, Fatih Bey bir şey, Terim bir şey anlatıyor. Siz de ya vallahi ben, ben dedim zaten bir kere görüştüm. Kahvaltıda o da beni görünce ne haber tombişim dedi bana. Benim de garibime gitti şimdi. İlk Sayın tanış... Cumhurbaşkanı sana öyle dedi. Evet. İlk tanışmamızda ne haber tombişim der misin sen ilk tanıştığın birine? Bana da garip geldi. Ben Cumhurbaşkanı sen derim. Ben ya. de iyiyim siz nasılsınız dedim. Yani cevap olarak <laughs> <laughs> tombiş olarak öyle cevap verdim. Şimdi bu anıyı <laughs> Yani bunu, bu var dedim ben. İyi bunu anlatır mısınız? İyi anlatalım dedim. Ben anlattım abi bunu. Aradan 8 ay geçti. Gezi oldu. Hmm. Ve bunun montajını geziden 4 ay sonra yayınladılar abi. Hmm. Anladın mı şimdi? Yani. Sen bir anda yandaş şahan oldun. Ha ben bir anda işte gezi üstüne böyle ustanın yoluna çıkıp böyle bir şey. Halbuki amacı o değildi. Manası da o değildi. Öyle bir şey isteseler de yapmam zaten. Yani birini öv deseler bana illa bu başbakan için değil. Herhangi bir parti liderini öv dese övmem niye öbeyim yani? Sen över misin abi? Yok ben... Ya övmezsin yani durduk yere. Hayır herhangi bir şeyle de övmezsin yani. Öyle bir öyle insanlar değiliz. Ama bu böyle lanse. İşte, ya şimdi şöyle övme derken ya yap, iyi bir şey yapmışsa... Ya bir şey. Ha, durduk yere diyorum Sen zaten. de mesela yazıyorsun biz de yazıyoruz. Evet, abi. Tabii de şimdi durduk, durduk yere gidip yani... Zaten. Ha, durduk yere niye ben şimdi bugün... Başbakan Övesim var ya, çağırın kameraları, falan. olur mu abi öyle bir şey yani? Oluyor da o yüzden ama oluyordu. Banki. Ama bizde Olanları olmaz yani. Mesela. Bizde olmaz yani. Bizim Tabii. gibi insanlar da olmaz. Ee, buradan yola çıkarak buradan sen yola çıkarak işte sen o zaman. yandaştın şimdi rüzgar döndü. Ya ben hiçbir yerde durmuyorum. Ne kahvaltısına gitsen arada ben onu hatırlamıyorum. Abi herkes gitti işte bu bütün o sanatçıları kahvaltısı vardı. bu işte sanatçıların tamam. şey zamanı. Sayın Cumhurbaşkanının başbakanlığı zamanı. Ee, bizim çok eski bu. Fotoğrafımız var abi işte Yılmaz Erdoğan, Cem Yılmaz, ben Ata Demirer. Hepimiz oradaydık yani. Hepimiz oradaydık arkadaşlar. Yani herkes gitti yani. Herkesin gitti bir kahvaltı. Daha önce de ben hiçbir kahvaltıya çağrılmamıştım bu arada. O kahvaltıda bir şey olmadı mı? Hani tombişim falan demedim sadece. Yok işte orada dedi bana. Ha bu sonrası değil. Değil değil. değil. Orada bana ne haber tombişim dedi. Aslında ben, tatlı bir şey ha. Evet ben de bunu anlattım. Öyle dedi diye kahvaltı da edemedim ben. Şimdi ben, ben de linç ederim biliyor musun. Yani, tatlı bir şey dedi diye Hayır tombişim dedi ya. Kasıldım kahvaltı da edemedim. <laughs> tombişim diye. Evet yemeyeyim <laughs> diye yanımda da atı oturuyor. <laughs> Anladın mı? Diyor ki bana salamı ne Al dedim al ye salamı ne istiyorsan al. Al, al salamı ona salam veriyor. Böyle bir ortam böyle bir masa da... inanılmaz ya kimler var? Şey filan var. Ee, yani aklına gelecek herkes var. Bu arada Cumhurbaşkanı da tombişim çok yaramış bayağı kilo vermiş insan. Evet verdi. Ata da bayağı verdi. Evet. O kahvaltıdan <laughs> sonra mı kahvaltı acaba siz nasıl içlendiyseniz bize, yani. Bizim abi içimiz öyle bir oturmuş ki <laughs> psikolojimizi bozmuş. <laughs> Yok valla ben evet ben ee, beşinci filmin çekiminden sonra Bir böyle ciddi bir diyete girdim İşte ketojenik diyet dedik dedi. hmm. Onu deneyeyim dedi Ben de çok işe yaradı ee, Bir 30-32 kilo falan verdim Ama çok sağlıklı bu, olmuş Bu çok almış iyiyormuş. halim bu arada Öyle mi? Evet bir hmm. 12 kilo geri aldım yani bu pandemide ee, Sürekli otur evde ekmek yap ye Öyle oh. Yani soruya dönersek Ben hiçbir insanın Hiçbir politik şeyin Ne e, CHP, ne AKP, ne MHP, ne İYİ Parti, ne aklına gelecek bütün partiler ise Hiçbirinin rüzgarında değilim abi. Olmak da istemem.